Bakalım neymiş günümüz insanına güzel bir bakış açısı ya da nelermiş. Daha yüksek binalarımız ama daha kısa sabrımız var. Kısa da değil, cüce bence. Sabır diye bir şey yok millette. Daha geniş otoyollarımız ama daha dar bakış açılarımız var. Hem de ne dar, yok gibi. Daha çok harcıyoruz ama daha az şeye sahibiz. Daha fazla satın alıyoruz ama daha az hoşnut kalıyoruz. Daha büyük büyük evlerimiz ama daha küçük ailelerimiz. Daha çok ev gereçleri ama daha az zamanımız var. Daha çok eğitimimiz ama daha az sağduyumuz var. Daha fazla bilgimiz ama daha az bilgeliğimiz var. Daha çok uzmanımız ama yine de daha çok sorunumuz var. O uzman, bu uzman, öyle uzman, böyle uzman. Ama sorunlar bitmiyor. Aksine daha artıyor. Daha çok ilacımız ama daha az sağlığımız var. Çok fazla, çok savurganca para harcıyoruz, çok az gülüyoruz. Çok hızlı araba kullanıyor, çok çabuk kızıyoruz. Oo, hele trafikte. Ne ben söyleyeyim, ne siz. Çok geç saatlere kadar oturuyor, çok yorgun kalkıyoruz. Çok az okuyor, fazla TV izliyoruz. Ve çok ender şükrediyoruz. Mal varlığımızı çoğalttık ama değerlerimizi azalttık. Çok konuşuyoruz, çok az seviyoruz ve çok sık nefret ediyoruz. Geçimimizi sağlamayı öğrendik ama yaşam kurmayı öğrenemedik. Yaşamımıza yıllar kattık ama yıllara yaşam katamadık. Ay'a gidip gelmeyi öğrendik ama yeni komşumuzla karşılaşmamak için caddenin karşısına geçmekte sorunumuz var. Var. Dış uzayı fethettik ama iç dünyamızı edemedik. Daha büyük işler yaptık ama daha iyi işler yapamadık. Havayı temizledik ama ruhumuzu kirlettik. Atoma hükmettik ama ön yargılarımıza edemedik. Daha çok yazıyoruz ama daha az öğreniyoruz. Daha çok plan yapıyoruz, daha az sonuca varıyoruz. Konuşmayı öğrendik ama beklemeyi öğrenemedik. Daha fazla bilgiyi depolamak, her zamankinden daha çok kopya çıkarmak için daha çok bilgisayarlar yapıyoruz ama gitgide az iletişim kuruyoruz. Zaman artık hızlı hazırlanan ve yavaş sindirilen yiyeceklerin, büyük adamlar ve küçük karakterlerin, yüksek karlar ve sığ ilişkilerin zamanıdır. Günümüz artık iki maaşın girdiği ama boşanmaların daha çok olduğu, daha süslü evler ama dağılmış yuvaların olduğu günlerdir. Bu günler hızlı seyahatler, kullanılıp atılan çocuk bezleri, yok edilen ahlaki değerler, bir gecelik ilişkiler, obez bedenler ve neşelendirilmekten sakinleştirmeye hatta öldürmeye kadar her şeyi yapabilen hapların olduğu günlerdir. Vitrinlerde her şeyin sergilendiği ama depolarda hiçbir şeyin olmadığı bir zamandayız. Dostluğu, sevgiyi, hüznü paylaşmak ne güzeldir. Tüm bunların tarihe karıştığı bir dönemde elde etmek ve yaşamak. Aşk olan.